Yani bu aşık aslında çok önemli bir şey. Değil mi? Yani bu aşık aslında çok önemli bir şey. Ben öğrencilerine söylüyorum. Yani şimdi bir kız üniversitesinde olduğum için onlar hep iç çekiyorlar. Aa hocam diyor, bizim şeyimiz sınıfta erkek işte arkadaşlarımız yok. Biz kız kız oturuyoruz diyor. Ne yapacağız diyor bu gidişle diyor. Yani ne yapacaksınız? Siz ders çalışacaksınız yani. Siz üniversite ders çalışmak için geldiniz. Aşık için gelmediniz diyorum. Yani aşık olmak isterseniz inşallah günün birinde olur da bir gayret etmeniz gerekiyor o da. Yani böyle sosyal faaliyetlerinde bulunun ki yani size kendinize göre bir yani aşık olursunuz. Ama aşığın anlamı mesela yani şu. Bu o kadar boş değildir aslında. Aşık insan aşık olmasıyla hem kendini tanıyor hem dünyayı tanıyor. İşte sadece kadın erkek ilişkini tanımakla olmuyor işte dünyayı tanımak anlamına geliyor. Bir de belki erkek için farklı olabilir. Yani bilmiyorum bunu söylemek belki doğru olmayabilir de erkeğin dünyası farklı olabilir. Bir de erkek aşık yoluyla bir şey algılamasıyla kadının aşık olması çok farklı bir boyut taşıyor aslında. Hala da öyle diye düşünüyorum. Yani bir kadın için bir erkek ya da bir aşık bir dünya demektir aslında. Çünkü erkek başka yoldan bir sürü kendini yani gerçekleştirme, bireyleştirme gibi bir yani şey imkanlara sahip olabiliyor. Ama bunlar yani bunun yanında kadın olsa onların aslında yolu çok dar. Yani bir kadının dünyayı tanıması aslında bir aşık olmakla, erkek tanımakla başlıyor. Yani bunu söyleyebilirim. Yani siz belki fikrime ya kuşmasanız da olur da yani ben kendim öyle düşünüyorum. Onun için bir aşığın büyük bir anlamı var insan hayatında. Ve sadece insan hayatında değil, bir dünya tarihinde, bir tarihin gelişmesi içerisinde, geçiş döneminde kadın nasıl aşık oluyor? Bir de aşık ne gibi şekilde gerçekleştiriliyor? Bu çok önemli. Bir de romantik love dediğimiz zaman, siz aşık dediğimiz zaman çünkü şimdi herkes aşık olabiliyor. Yani aşık olmayanlar onların sorunu. Niye aşık olmadıysa kendileri bilir artık. Ama yani bu çünkü bu aşık olabilmesi için bu zengin olmalı ya da birçok çalışkan olmalı diyen bir şey yok. Bir aşık olabiliyor insan. Çok doğal bir şey. Yalnız bu aşık yani belki siz o kadar bilimsel açıdan bakmamış olabilirsiniz de bu 19. yüzyılın ürünü bu. Ondan önce o zaman 19. yüzyıldan önce insan aşık olmamış mı? Aşık olmadı mı acaba diye soru sorabiliriz. Aşık olmuştur mutlaka ama bizim düşündüğümüz aşık değildir. Mesela feodal döneminde Avrupa'nın hayatını düşünseniz bir erkek aşık oluyor. Aşık oluyor da bir evli kadına aşık oluyor. Bir şövalyeyi düşünün. Bir evli kadına aşık oluyor. Yani orada bitiyor. Yani illa bir erkek aşık oluyor diye onunla evlenmek zorunda değil. Bir de evlenmek için de uğraşmıyor. Bir aşık olmuşumdur. Bir evli kadındır. Bir şiir yazıyorum, işte veriyorum. Ondan sonra da işte çiçek veriyorum. İşte o kadar. Yani bunlar evlenmek için uğraşmıyorlar. Bir insan kendisinin sevdiği, kendisinin aşık olduğu bir insanla evlenebilmesi modernleşme dönemiyle başlıyor. Yani eskinde olan bir şey değil bu. Bu yeni bir olay. İnsanın geçişi yani feodal döneminde nasıl modernleşme dönemine geçiyorsa o zaman ortaya çıkan bir olay bu. Onun için siz teşekkür etmeniz gerekiyor. Yani aşık olan bir kişiyle evlendiyseniz doğru zamanda doğmuşsunuz. Yani eskide olsaydı, 200 sene falan olsaydı kesinlikle olmazdı bu. Şimdi bu, çünkü bu neden önemli? Feodal dönemine bakın, o zamanlarda sınıf sistemi çok önemliydi. Bir de kan bağı çok önemliydi. Onlar için aşık işte o umurunda bile değil. Bir de evlilik konusunda da evlenirken de insanın sevdiği yani biriyle evlenmek değil, kendi sınıfını, kendi mevkisini devam ettirmek için aynı sınıfta gelen bir insanla aile arasında bir birleşme anlamına geliyor. Yani görücü usulü dediğimiz zaman da ya bir insana bu
bu kızla bu erkek çok iyi anlaşıyorlardır herhalde. Onunla evlendirmiyorlar. Yani bir kendi menfaati için ekonomik gücülerin devam etsin. Ondan sonra onların sınıfla devam etsin. O anlamda evlilik sürdürüyorlar. Bu ama orada bitiyor. Mesela bu Fransa'da olsa, Avrupa ülkelerinde olsa sanayi devrimi var. Ondan sonra da Fransız devrimleri var. Onunla birlikte insanın hayatı tamamen değişiyor. Onların Avrupa kültürünün doğuya etkileri var. Onunla birlikte ilk insanların hayatına etkilenen bu aşık hayatı aslında, romantik hayatı. İnsan ilk defa, o dönemlerde entelektüeller ilk defa, ben istediğim biriyle evlenebilirim. Ben sevdiğim biriyle evlenebilirim diyen bir fikire sahip oluyor. Bir de bunu yerine getirmeye de uğraşıyorlar. O dönemde yeni kadının önemi de oradan geliyor. Bunu ilk defa yerine getirmek için uğraşanlar Kore'de yeni kadındır. Yeni kadın. Bunu yaparken de aslında kolay değildir. Bir kadın yani ben buna aşık oldum diye annesi babasını ikna edip ben bununla evleneceğim diye kolay bir şey değil. Yani şimdi bak, belki hala da zor değil. Hala da kolay değil mesela. Yani mutlaka şimdi Türkiye'de olsun. Türkiye'de aslında Kore çok farkı yok. Yani aile bağının o kadar çok yani sıkı olduğu bir toplumda bir kız ben şunu seviyorum diye şununla evleneceğim diye demesi aslında kolay değil. Mutlaka annesi babasını ikna etmeleri gerekiyor. Onları kabul etmeleri ise Türkiye aslında çareleri var. Kaçmak. Kaçıyorlar falan ama biz de kaçamıyoruz. Ya kaçmak diye olay yok bizde. Ya mecburen yani böyle aslında evlenemiyorlar falan. Onun için bütün siz televizyon dramaları var ya ona bakın. Bütün tragediyalar mesela televizyon dizilerinde tema konusu o. Bir kız bir erkek aşık oluyorlar. Ondan sonra da annesi babası karışıkıyorlar, evlenemiyorlar. Kayınvalide sorunu var filan. Onu halletmek için uğraşıyorlar. Uğraşırken başka sorun çıkıyor filan. İşte bütün romantik dramalar o. Hala da devam ediyor. Şimdi romantik aşık dediğimiz bundan. De o dönemde bu yeni kadının kendi istediği biriyle evlenmeye uğraşması aslında böyle bir politik anlam taşıdığını söylemek istiyorum. Ve bununla birlikte sizin herkesin bildiğiniz Habermas var. Alman filozof. Onun söylediğine göre eskide mesela feodal dönemine kadar ahlak değeriyle hukuk birlikte gidiyor. Onları ayrım içinde değil. Onlar yani bir ahlak değeri onlara aykırı olsa bu hukuk olarak da aykırı olur. Ama bunun ayrılması hukuksal değerinden yani hukuksal aykırı olmasından ahlak değerine sıyrılması modernleşme dönemine denk geliyor. Bu her şey bu modernleşme dönemi yani bu Asya ülkelerinde olsa 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyıldan başlayan bir olay. Onun için yani bir romantik love dediğimizin anlamı oradan geldiğini söylemek istiyorum. Zamanımız var mı? Yani 5 dakika kendi edebiyatçı olduğum için bir edebiyat eserini bir örnek vererek size aslında söylemek istemiştim. Kore'de modernleşme döneminde modernleşme dönemini temsil eden bizim ünlü yazarımız var, Lee Kwang-soo diye. Onun 1910 yıllarda yazdığı Mujong dediğimiz eserimiz var. Türkçe'de de çevrildi herhalde. Orada üç tane bir kahraman var. İki kadın, bir erkek. Bunu üçgen halinde bir aşık hikayesi aslında. Burada da aslında bu roman aslında o dönemdeki hayatını yansıdığı için bundan bir parça örnek vermek istiyorum. Yongche dediğimiz mesela Yongche, Sonhyung dediğimiz bu kadın. Hyungsik bu erkek. Sonhyung dediğimiz burada aslında size söylemediğim bir şey var. Kore'de modernleşme fikir ve modernleşme fikrinin yerine gelmesi Hristiyanlık da aslında. Hristiyanlığın tasarı çok büyüktür. Çünkü dediğim gibi Kore'de sınıf sistemi vardı. Ondan sonra kadın erkek arasında ayrımları vardı. Bu geleneksel düşüncemiz var. Buna aykırı olan o dönemde yani 2 yıl önce Kore'ye bir Hristiyanlık geliyor. Hristiyanlık tesirleri içinde
Mesela onların kadın erkek eşliğini vurguluyor. Onun içinde yeni kadınlar arasında Hristiyanlığını kabul eden çok insanlar vardı. İşte Sonyong dediğimiz işte bu babası papaz, papazının kızı. Sonyong'un babası da şöyle bir fikri var. O kendi çocuğunu, kendi kızını Amerika'ya göndermek istiyor. Amerika'da okusun diyor. Ondan sonra da gelince bir aslında Amerika göndermek istiyor ama gönderirken de tek başına bir çocuğunu göndermek istemiyor. Mutlaka bir erkekle evlendirip yani bir iyi bir erkekle evlendirip orada okusun diye istiyor. Onu yaparken de Hyungsik'i seçiyor Hyungsik. Hyungsik İngilizce öğretmenidir o zaman da. Bu ama Sonyoung ve Hyungsik hala bunların aşık tecrübesi yok. Aşıkın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Hayatını daha tanımayan genç çocuklar. Bunlar işte bu ama o dönemlerde bir entelektüel bir ailenin görücü usulüyle evlenmesi biraz aslında ayıp sayılıyordu. Çünkü onların kendilerine göre o kadar modernizmi kabul etmiş işte bir yani bu modernizmi savunan bir fikir varken yani görücü usulüyle evlenmesi mümkün değil. Onun için onun babası Hyungsik'i çağırıyor. Ondan sonra da Sonyoung dediğimiz kendi kızına İngilizce öğretmen yani özel dersi aldırıyor. Onlar da böyle ikisi bir tanışma fırsatı oluyor. Bunlar aşık bilmediği için babasının işte düzenlediği bir ortamda aşık olduğunu zannediyorlar. Öyle evleniyorlar. Yani bu dışarıdan görünüşüyle bakarsak biz aslında görücü usulünde çok farkı yok. Ama içeriye bakarsak onlar aşık olduğunu zannederek evleniyorlar. Ondan sonra da Yongche ise Yongche'nin babası aslında ölmeden önce şey yapıyor. Sen işte Hyungsik diyen biri var. Sen çocukken biz anlaşmıştık. Sen bununla evlen. Mutlaka ona git, onunla evlen diye işte bir şey söylüyor. Ondan sonra ölüyor. Bu Yongche de babasının babasının konuşmasından yani bir şey dışarı çıkmak istemiyor. O Hyungsik'i bulmaya çalışıyor, gidiyor. Yani Hyungsik'i bulmaya giderken de maalesef işte bu bir erkek tarafından bir tecavüz haline oluşuyor. Ondan sonra da intihar etmeye kalkıyor. Ondan sonra zaman geçiyor. Kendisinin sahip olduğu Samjongjido görüşümüz vardı. İşte onun yanlış olduğunu anlıyor. Sonra da Japonya'ya gidiyor. Orada müzik eğitimini görüyor. Müzisyen olup Kore'ye gelip çok başarılı bir müzisyen olarak hayatını sürdürüyor. Böyle bir hikaye. Bu aslında bu yeni kadınların aşık hayatını, işte bu evlilik hayatını, ne şekilde evleniyorlar onu gösteren bir simgedir bu dönemlerinde. Aslında buna denk gelen bir Türk romanı da var. Sizin herkesin bildiğiniz Halide Edip Adıvar'ın Handan dediğimiz bir roman biliyorsunuz herhalde. Orada da yeni kadının çelişkisi nedir, bunalımı nedir onu çok iyi anlatıyor aslında. Orada bir Handan dediğimiz bir kadın kahraman var. Bir de Neriman var. İşte kadın aslında Handan orada çok burjuva kesimden gelen bir yeni kadın. O da bir Nazım diyen yani bir reformcu olan birisine aşık oluyor ama onu seçmiyor. Onunla evlenmek istemiyor. Bir emekli olan bir diplomat yani emekli diplomat olan Hüsnü Paşa yani çok yaşlı birisiyle evleniyor. Bunun sebebi de kendisi aslında aşık oluyor. Aşkın ne olduğunu biliyor. Bir de yeni bir tarzda o modernite hayatını sürdürmek istiyor. Bir bakımda. Ama kendisinin sahip olduğu mevkisinden yani burcu sınıftan vazgeçmek istemiyor. Onun için onu devam ettirebilecek bu zengin işte bu mevkisine sahip olan emekli diplomat Hüsnü ile evleniyor. Sonra da tabii evlilik başarısız oluyor. Bu Neriman var, onun kuzeni. O da geleneksel kadın tip olarak bu tasvir ediliyor bu romanda. Orada da bu Neriman aslında geleneksel kadın olduğu için erkek tarafından daha çok sevilen, kocası tarafından sevilen böyle bir kadın olarak karakterize ediliyor. Bunlar bu roman. Bir de onun dışında ondan sonra mesela 1920'lerde, 30'larda böyle bir romanlara baktığımız zaman da işte bir kadın işte aşık oluyor. Ondan sonra aşık hayatını sürdürüyor. Sürdürürken de bir cinsellik ilişkileri içinde oluyor. Ama bu evliliğe kadar başarılı olmuyor. Yani bu aşık evlilikle sonuçlanmıyor. Böyle olduğu için de
sonuçta toplum tarafından yani bir kirlendi işte namuslu değil falan diye de dışlanıyor. Öyle bir hikaye bizi var romanlardan. Türkiye'de de böyle bir şey romanlar arasında var. Bu Sodom ve Gomorra diyen hikaye yok. Romanlarda öyle bir konu ele alınmış. Yani o dönemde olan yani romanlara baktığımız zaman da romanlar zaten gerçek hayatına yansıdığı için bunu söylüyorum. Böyle bir yeni kadınların ne kadar modernite fikrini kendi hayatında, kişisel hayatında gerçekleşmek istemiş olsalar bile kendilerinin yaşadığı çelişkileri vardı, bunalımlar vardı. Bunun sebebi de nereden geliyor? Toplum daha onları kabul etmelerinin hazır değildi. Yani onların ne kadar modernitesini kişisel hayatında gerçekleştirmek istemiş olsalar bile toplum hazır olmadıkları için onlar toplum tarafından dışlanıyorlar. Bir de intihar ediyorlar yani yeri olmadıklarından. Böyle bir trajik durumda, trajik durumla sona eriyor aslında. Ben şimdi böyle sonuç olarak, çok aslında zaman geçti, sonuç olarak bunu söylemek istiyorum. Biz 21 yüzyılda yaşıyoruz. Yani kadınların hayatı değişti, bir kısmı değişti, bir kısmı değişmedi. Yani Türkiye'de olsun, Kore'de olsun, mesela Türkiye, Kore, yani böyle Avrupa devletleri, ülkeleri gibi değil. Yani onlar olsa kendi mesela... Sanayi devrimi vardı, ondan sonra bir sınıf devrim gibi, bir Fransız devrim gibi bir şey, büyük bir olayları yaşayıp da kendiliğinden düzenini sağlayan bir toplumdur. Ama Türkiye olsun, Kore'de olsun, feodal döneminden, feodal devrimden bir modernleşme dönemine geçtikleri zaman onlar böyle bir çelişki yaşamadan Batı tarafından onlar bu modernleşme fikrini kabul ettikleri için kendileri içerisinde, toplum içerisinde hali olmayan, yani sorunu çözemeden o döneme geçiyorlar. Onun için bütün çelişkilerini kadın yaşıyor. Hala da yaşıyorlardır herhalde. Yani yaşamaktadır yani benim gördüğüm kadarıyla. İşte şimdi biz aslında modernleşme zamanından geçtik. Biz postmodern döneminde yaşıyoruz ama bu postmodern devrinde bütün şeyleri birlikte yaşıyoruz. Kore'de olsa, Türkiye'de olsa bu kadınların yaşantı içerisinde, toplumsal hayat içerisinde hem geleneksel değerleri var, ondan sonra modernleşme değerleri var, postmodern değerleri var. Bunlar hep alt üst olmuş. Onun için kadının hayatı, kadının işte bu sosyal problemleri de onları çözmek daha da zor. Çünkü bunları tarihsel açıdan inceleyip sorunun nereden gelip nereden başladığını biz incelememiz gerekiyor. Şimdi bu açıdan yani o dönemde yani feodal döneminden modernleşme dönemine geçerken ortaya çıkan yeni bir kadının mücadeleleri ve onların çabaları bunları asla hiçbir zaman küçümsememek gerektiğini söylemek istiyorum. Bunların çabaları sayesinde tabii ne kadar da olsa biz istediğimiz kadar da yaşayabilmekte olduğunu söylemek istiyorum. Uzun zamandır dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Profesör Doktor Ongun hocamızın bu doyurucu bilgileri için, bizimle de paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kore'de kadının statüsünü gerek toplum içerisinde gerek de aile içerisindeki yerini bir nevi kronolojik olarak bize anlattı. Dinlerken eminim siz de Türk kadınının toplumdaki yerini, statüsünü, ailedeki yerini de eminim kendinize bir sorgulamışsınızdır. Bu bağlamda acaba hocamıza sorunuz varsa hocamız da sizi yanıtlayacaktır. Buyurun. Mikrofon duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Tamam. Şimdi tanıtım, Kore tanıtım filmini gördük ilk etapta. Modernleşen bir Kore gördüm. O tarz bir yerde dans eden genç kızları gördük. Şimdi
Kore kadını, yani geleneksel ve modern kimlik arasında nerede duruyor? İkisini birlikte mi yaşıyor ve küreselleşen bir dünya var, yani genel bir durum olacak ama kendi yerel kültürünüzü küreselleşen kültürden, yani popüler kültür değil, kültürden nasıl koruyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Aslında bunu genel olarak söylemek çok zor olur. Siz soruyu anladınız mı? Şey, soru şu. Şimdi Kore'yi tanıtma videosunu gördünüz. Orada diyor ki hem yani böyle Kore'nin çok işte teknolojinin ileriye gittiği, bir küreselleştiği bir toplum gibi görünürken bir taraftan bir geleneksel kadın tipi görünüyor diyor. Şimdi bu Kore nerede duruyor? Kore kadını nerededir? Yani hangi seviyededir diye bir soru sormak istiyor. Bu aslında bir zor bir konu. Yani bir çünkü ben dediğim gibi sonuç kısmında söylediğim gibi işte Kore yani Türkiye'de de aynı şey geçerli olduğunu düşünüyorum. Kore şimdi postmodern devrinde yaşıyor aslında. Küresel devreye giren bütün postmodern değerlerine bir sorunlarını yaşayan bir bu multicultural işte sorunlarını birlikte paylaşan bir devlet devride yaşıyor aslında ama dediğim gibi bu feodal devrinde bir modernleşme devrine geçerken gerekken çözülmesi gereken sorunların hala çözülmediği şekilde devam ettikleri için bu sorun olduğu gibi kalıyor, olduğu gibi devam ediyor. Onun için de dediğim gibi biz şimdi postmodern devrinde yaşıyoruz ama feodal döneminde olsun, modernleşme döneminde olsun yani orada yaşayan sorunları hala devam ediyor. Onun için dediğim gibi biz şöyle aşırı derece batılaşmış şekilde yani bu kimlik altında yaşıyoruz ama zihniyetimiz değişmedi. Yani o çok fazla değiştiğini söylemek zor olsun aslında. Değişti aslında yani değişmeye demek de aslında ayıp oluyor da mesela 20 sene öncesiyle şimdi arasında bayağı farkı var. Ama bunu sağlayan da işte trafiklerin yoğun olması mesela Kore'ye gidenlerin çok olması. İşte Koreli gezginlerin çok olması nedeniyle bir de internetin hızlı değişmesiyle bu başka yani başka ülkeleriyle ilişkileri çok fazla olmasıyla aslında yani değişim bulmuş olabilir ama gene de bu sorunların çözülmüş olduğunu söylemek zor olur. Mesela hocam bizdeki bir hani şeyden bahsettiğiniz milliyetçi görüşün eğitime, kadın eğitimine çok önem verdiğini söylediniz Kore'de. Benzer bir şekilde aynı dönemlerde yani 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başlarında bizde de bir takım milliyetçi kanat dediğimiz bir kanat var ve aynı şekilde yine eğitimi destekliyor, kadınların eğitimine önem veriyor. Fakat şöyle bir yoldan gidiyorlar. Yani biz kültürel değerler bakımından yerel kalalım, teknoloji ve modern işte bu teknik modernitenin bilimi vesaire bunları alalım diye Kore'de nasıl bir yol tercih edilmiş onu merak ettim. Teşekkür ediyorum. Yalnız ben çok soruyu iyi anlamış değilim. Bir tekrar söyler misiniz? Şimdi hocam 19. yüzyılın sonlarına doğru bir 20. yüzyılın başında yani bir milliyetçilik ideolojisinden bahsettiniz ve bu milliyetçilik ideolojisinin Kore'de kadınların eğitimine değer verdiğini ve bunu desteklediğini, teşvik ettiğini söylediniz. Bizde de benzer bir şekilde, yani Türkiye'de de benzer bir şekilde bir milliyetçilik ideolojisi var ve bu doğrultuda bir yol öneriliyor. Yani bir modernleşme formülize ediliyor. Ve bunun içerisinde de şöyle bir yol, yani biz yerel milli kimliğimizi koruyalım ama bununla birlikte işte Batı'nın da tekniğini yani modern ülkelerin, kapitalist ülkelerin tekniğini, bilimini ve sanatını alalım diye sizde nasıl bir yöntem benimsenmiş bunu merak ediyorum. Aynı teşekkür şey, ederim. Aynı şey. Türkiye ile aslında bu yol değişmiyor. Türkiye'nin bu entelektüel seçtiği yolle Koreli entelektüel seçtiği yol arasında hiçbir farkı yok. Bir de bunu da söylemek istiyorum. Mesela bir yedi kadınların çabalar vardı. İşte onların baş kaldırma derken aşık hayatı işte bu seksüellik yani cinsellik hayatı. Cinsellik hayatı demeyelim de bu seksüellik diyelim.
Onların başarısız olmasının nedeni de şuradan kaynaklanıyor. Ne kadar o dönemde entelektüel kesimlerin, erkeklerin kadın eğitimine ne kadar önemli, yani önem vermiş olsa bile, bu aslında şey, yeni kadının ortaya çıkış, yani bir bizde de mesela batı usulü giyim, başı açık olan bir kadının olması, onlar istiyorlardı. Bunu da gerçekten kadının hakkını savundukları için değil, onların için, onlar için bir yeni kadın tipinin ortaya çıkması şeydir, bir aksesuardır. Bizde de bu kadar, yani bir yeni kadınlarımız var, Avrupalaşmış kadınlarımız var, biz modern ülkeyiz, onu göstermek istemişler. Onu göstermek için bir simge olarak kullanıyorlar. Eğer bir erkekler o kadar gerçek anlamda kadın hakkını savunmuş olsa, olsalardı, bunların şey, bu mücadeleleri, yeni kadınların mücadeleleri başarısız olmazdı, kabullenirdi. Ama sonuçta onların, yani bir toplum derken, toplumun zaten kadın erkek ikisi, yani bu ikisinden oluşuyor ama sonuç olarak bunu söyleyebiliriz. Evet, buyurun. Pembegül Selman, Kayseri Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı. Öncelikle teşekkür ediyorum bu bilgileri bizimle paylaştığınız için. Bir konu dikkatimi çekti hocam. Şeyden bahsettiniz, kadın üniversitelerinden bahsettiniz. Çünkü karma üniversitelerde kadın öğrencilerin ya da kız öğrencilerin erkeğe göre ön plana çıkamadığını, kendini gösteremediği için kadın üniversiteleri artık desteklediğinizi, bunu doğru bulduğunuzu ifade ettiniz. Ben şunu merak ediyorum. Peki eğitimi hallettikten sonra iş hayatında o dengeyi nasıl sağlıyor kadın ve erkek? Aslında işin gerçeği de şu. Şimdi mesela yani iş hayatında kanuni olarak baktığımız zaman hukuksal açıdan kadın erkek ayrımı yok. Yani biz çalışabiliriz gayet normal. Ama iş hayatında daha çok erkek tercih edildiği için, yani çalışan kadınlar çok bizde. Tabii ki yani kadının çalışma konusunda hiçbir baskı yok. Çalışabiliriz. Ama gene de yani kültürel ve sosyal manada söylersek daha çok erkek tercih ediliyor. Bir de kadın, yani bir kız çocuk üniversiteden mezun olduktan sonra, yani bir oranına, iş bulma oranına baktığımız zaman tabii ki yani erkek çocukları ön planda oluyor. Maalesef. Evet. Bir de bizim cumhurbaşkanımız var işte, biliyorsunuz kadın. Yani bu kadın, bir kadın cumhurbaşkanı olur mu olmaz mı bayağı uzun zamandır tartışılan bir konuydu. Ama burada sizin iman etmemeniz gereken bir şey var. Bizim, yani bir eleştiri yapmıyorum yani, çünkü bu yanlışlık olmasın da. Bir de kişisel olarak cumhurbaşkanı eleştirmek anlamına gelmiyor bu. Bir toplumsal anlamda bir incelediğimiz zaman bizim mesela cumhurbaşkanımız kadın. Ama kadın olmasının yanında şey, eski cumhurbaşkanı kızı olması çok önemlidir. Yani onun cumhurbaşkanı seçebilmesi için. Çünkü biz sadece yani böyle bir destek olmayan, yani şey, ne kadar o vefat etmiş bir cumhurbaşkanı olsa bile, böyle bir destek olmasaydı bir kadın aslında o kadar, aslında kolay olmamıştır mutlaka, ama cumhurbaşkanı olur mu? Bir başka bir sorun, soru olur. Bir buyurun. Öncelikle bu güzel konferansınız için teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ben Asuman Gölgeli, Tıp Fakültesi öğretim üyesiyim. Kadının çalışma hayatında çok olması çok çok da önemli değil. Karar verme mekanizmalarında göstermelik olduğu gibi anladım ben Cumhurbaşkanı'nın kadın olmasını. Yani mecliste ne kadar, temsil yetenekleri ne kadar, yerel yönetimlerde kadın ne kadar, yani kalite kantide bakımından değerlendirmesi önemli diye düşünüyorum. İkinci bir sorum da, madem çok benzer yanlarımız var, Türkiye'de bugün kadına karşı şiddette bir doruk noktası yaşanılıyor. Her gün bir kadın öldürülüyor. Kore'de nasıl? Çünkü kadın erkeğe ömrü boyunca anladığım kadarıyla itaat ediyor.
eğitimini alıp çalışma hayatına geçtikten ve ekonomik özgürlüğünü kazandıktan sonra bunlarda kırılma yaşanıyor mu? Erkek kadın ilişkisinde şiddete yönelik bir istenmeyen olgular ortaya çıkıyor mu, merak ettim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ikinci soruya önce cevap vermek gerekirse biraz bu konuda yani Kore'nin durumu daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani tam bir yüzde kaç oranda söylemek zor ama yani bir televizyonda olsun, eğitim konularında olsun, bunlara karşı çıkan organizasyonların çok fazla olduğu için yani şiddete karşı başka ülkelere göre belki biraz daha olabileceğini düşünüyorum. Bir de bu birinci sonu, yani kadının karar verme hakkı, bu konuya gelir ise ya, bu 10 sene öncesine göre aslında biraz daha iyi Kore ama Kore işte bu kadın hakkı, bu ölçü işte ona baktığımız zaman dünyada aslında son sıralarında yer alıyor maalesef. Mesela bizde bu yönetici kesimlerde kadının sayısı çok az. Mecliste kadının sayısı çok az. Yani üniversitenin öğretim üyelerine baktığımız zaman da yani 10 sene öncesine kadar %2 idi. Yani Kore'de bir kadının bilim adamı, bilim kadını olabilmesi çok zor bir olaydı. Yani profesör olamıyordu. Yalnız şimdi biraz daha iyi durumu. Ama %10'u daha yani doldurmuş durumda değiller maalesef. Bir de kadın çalışıyor tabii. Kadın çalışan kadınlar çok. Bunun sebebi de yani kadının haklarını savunmak için değil, ekonomik yüzü zor olduğu için. Yani bir kadın kodu aslında Kore'de ikisi çalışmasa da çocuk eğitimini yapamıyorlar. Yani çocuğu eğitemiyorlar. Onun için de yani ortaya çıkan bir olay. Ama gene de bunu söylemek istiyorum. Kore aslında çok hızlı değişen bir ülke. Onun için mesela benim üniversite zamanında olan bir durumla şimdiki durum çok farklı. Mesela yani biraz bunu söylemek ayıp olur. Ben üniversite öğrenciyken yani benim bir hocam işte bir kız öğrenci aşısı olmasın filan diyordu. Yani rahatsız olurum filan diyordu. Çünkü birlikte bir ofis paylaşmak zor olur diyen bir fikre sahipti. Ondan sonra da ben mesela Türkiye'de doktora bitirdim, işte Kore'ye döndüm. Ondan sonra da ilk birinci onun söylediği şey şuydu. Sen bir kadınsın, ne gereği var profesör olmana? Yani bir çeviri yaparsın, işte gelirin olsun, işte yeter diyordu. İşte bunu aslında şimdi resmi yerde doğru söylese mahkeme vermemiz gerekiyor tabii. Ama o dönemde yani bir erkek hoca çok kolay bunu söyleyebiliyordu durum. Ama şimdi bu 10 sene öncesi, 20 sene öncesi, işte 25 öncesiyle şimdiki durum aslında çok farklı. Yani daha da hızlı şekilde gelişeceğini düşünüyorum ama şimdi önemli olan dediğim gibi yani mesela modernleşme zamanında ne kadar işte feodal döneminden sıyrılarak yani hukuk ile ahlak değerinin yani ikisi ayrılmış olsalar bile yani ne kadar bir kanun maddeleri ortaya çıkıp yani uygulama olsa bile gerçek anlamda insanın hayatına yansıması çok uzun zaman sürer. Çünkü insanın hayatı, yani insanın zihniyeti değişmediği sürece o devam ediyor. Ya ne kadar biz hukuksal yoldan bir faydalanabiliyoruz, o biraz ayrı bir sonu. Mesela Türkiye'de de aynı durum geçerli diye düşünüyorum. Yani bir başka devletlerle mukayese ettiğimiz zaman Türkiye aslında hukuksal anlamda çok ileri, yani çok erken bir kadınlar için bir hakkı tanınmış. Seçim hakkı olsun, oy verme hakkı olsun, işte bir çalışma hayatında olsun ama bunun bu hukuksal yönden bu bütün Türkiye'de yaşayan bir kadınların faydalanmakta olduğunu söylemek zor olduğunu düşünüyorum. Ya bu hukukun yeri başka, gerçek hayatta insanların kültürel ve sosyal toplumsal hayatı sürdürmek başka. Onun için de o konudan bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Başka soru var mı? Sorumuz yoksa o zaman bugünün anısına Profesör Doktor Ongun hocamıza bir plaketini ve çiçeğini vermek üzere Sayın Fazilet Keleş Tumur'a